Gebelik döneminde anne adayları tüketeceği besinlere ve miktarlarına dikkat etmelidir. Bu dönemde anne adayının özellikle bebeğin gelişimini destekleyici besinler tüketmesi gerekir. Sağlıklı bir besin kaynağı olan balığın tüketiminde ise bilinmesi gereken bazı faktörler vardır. Balık vitamin A ve D, fosfor, magnezyum, selenyum, çinko, iyot, demir, omega 3 içeren zengin bir besin ve iyi bir protein kaynağıdır. Bağışıklık sistemini ve hafızayı güçlendirme, kalp damar hastalıklarından koruma, kemik ve eklemleri sağlamlaştırma, göz sağlığını koruma, depresyon, diyabet ve yüksek tansiyonun önlenmesi gibi önemli rollere sahip yetişkinler ve çocuklar tarafından düzenli olarak tüketilmesi gereken önemli besin kaynaklarındandır. Bebeğin anne karnında sağlıklı gelişimi açısından omega 3, omega 6 yağ asitleri büyük önem taşır. D vitamini, protein, omega 3, omega 6 bakımından oldukça zengin bir besin kaynağı olan balığın gebelik dönemi boyunca tüketilmesi bebeğin beyin, göz ve kemik gelişimi açısından önemlidir. Özellikle bebeğin gelişiminin en hızlı olduğu 3. trimester döneminde tüketilmelidir. Burada en çok dikkat edilmesi gereken nokta doğru balık seçimidir. Bazı deniz ürünleri yüksek miktarda cıva içerebilir ve anne tarafından vücuda alınan yüksek miktarda cıva fetüse geçerek bebeğin beyin ve sinir sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden yüksek oranda cıva içeren büyük ve derin su balıklarından uzak durulmalıdır. Bu balıklara örnek olarak uskumru, ton balığı, kılıç balığı, köpek balığını verebiliriz. Bu balıklar yerine yüzeysel su balıkları ve küçük balıklar tercih edilmelidir. Hamsi, sardalya, alabalık gibi besinler cıva bakımından daha düşük miktarlara sahiptir. Doğru balığı bulmuş olsanız bile bir göreviniz daha var. Balığın taze olması. İçeriği bakımından size faydalı olacak balığı seçseniz bile bu balığın bayat veya bozulmaya yüz tutmuş olması size daha çok zarar verebilir. Bu yüzden tüketilecek balığın tazeliği de çok önemlidir. Hatta konserve ya da dondurulmuş ürünleri de tercih etmemek gerekir. Doğru balığı seçtik, tazesini de bulduk. Ya şimdi? Diyeceksiniz. Son aşamaya geldik. Pişirme. Deniz ürünlerinin tüketilmeden önce iyi pişirilmesi gerekir. Pişmemiş deniz ürünlerinin ve midye gibi kabuklu deniz mahsullerinin gebelik ve emzirme dönemi boyunca tüketilmesi önerilmez. Doğru seçimler, tazelik ve iyi pişirilmiş deniz ürünleriyle bebeğinizin gelişimine maksimum katkı sağlayabilirsiniz.